Dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanlar, Pentekost gününde müjdeyi 1 milyar insana ulaştırmaya hazırlanıyor. Organizatörler, koronavirüs salgınıyla mücadele eden birçok insanla İsa Mesih'in mesajını paylaşmanın ve ruhların kurtuluşa kavuşmasının zamanının geldiğine inanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanlar, Pentekost gününde müjdeyi 1 milyar insana ulaştırmaya hazırlanıyor. Bu iddialı girişim, Go 2020 adı verilen Global Outreach Küresel Sosyal Yardım Günü'nün bir parçası. Amaç 2000 yıldan uzun bir süre önce ilk Pentekost gününde başlayan ateşin yeniden alevlenmesini sağlamak. Bu yılki odak nokta kurtuluşun ötesine geçiyor. Organizatörler küresel salgın krizine müdahale etmesi için Tanrı'ya yakaracak. Koronavirüs salgınıyla mücadele eden birçok insanla İsa Mesih'in mesajını paylaşmanın ve ruhların kurtuluşa kavuşmasının zamanının geldiğine inanılıyor. Organizatörler, her bir Hristiyanın kendi çevrelerinden sadece 5 kişiye ulaşması durumunda müjdenin 1 milyar insanla paylaşılacağını düşünüyor. 5 haftalık hareket, Pentekost pazarından önceki cumartesi günü Louis Palu Derneği'nden Andrew ve Wendy Palu'nun ev sahipliğini yaptığı Umut Hikayeleri adlı online programla sona eriyor. Andrew, ev sahibi Pat Roberts'ına Palu ekibinin Go 2020 çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bir saatlik yayın, müjdeci Andrew ve Wendy Palau tarafından yapılacak ve ayrıca dünya ünlü Hristiyan sanatçıların parçalarına yer verilecek.